Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic.net'te Java yapısını göreceğiz. Peki bu yapı nedir, ne işe yarar? Hatırlarsanız geçen derste neyi görmüştük? Geçen derste şu yapıyı görmüştük. If yapısını. Peki bu yapı arkadaşlar ne yapıyordu? Bu yapı arkadaşlar ifadeyi iki şarta göre karşılaştırıyordu. Şöyle yazalım. İfadeyi iki şarta göre karşılaştırıyordu. Şöyle isterseniz bir satır aşağı inelim daha net görünsün. Ne dedik? İfadeyi iki şarta göre karşılaştırıyordu. Peki bunun yazımı nasıldı? Şöyle bir hatırlayalım. Bakın şöyle if diyorduk. Bakın şöyle if parantez aç kapat. Mantıksal ifade şöyle şart 1 virgül şart 2. Bunun gibi. Bakın şöyle. Burada bulunan ifade arkadaşlar doğruysa, yani buradan gelen de eğer true'ysa şart 1'e bakıyordu. Şuradaki ifade yanlış ise, yani false ise neydi? Şart 2'ye bakıyordu. Şimdi bakın şurada ne var? Mantıksal ifade arkadaşlar iki şarta göre karşılaştırılıyor. Şart 1 ve şart 2. Şöyle diyelim. İfade arkadaşlar ben birden fazla karşılaştırılmasını istiyorum. Yani şu birden fazla dedim de burada da birden fazla da şöyle diyelim. İkiden fazla şarta göre karşılaştırılmasını istiyorum. Peki o zaman ne yapacağım? İşte o zaman şu yapıyı kullanacağım. O zaman şöyle kopyala diyelim. Bakın. Şöyle eşittir diyelim. Nedir? Şöyle yazalım aynen. İkiden fazla şarta göre karşılaştırma. İkiden fazla şarta göre karşılaştırma. Şöyle diyelim. İsterseniz şunu şöyle yazalım. İfadeyi ikiden fazla göre şarta göre karşılaştırma. Bakın şöyle. Şimdi bunu şöyle genel yazım şeklini şöyle bir görelim. Bakın şöyle ne diyoruz? Cihose parantez aç kapat. Buraya ne yazıyorum? Şöyle ifade diyorum. İfade şöyle. Ne diyorum işte? Şart 1 virgül şart 2 virgül şart 3. Şöyle nokta nokta devam eder. Yani şart 4, şart 5, şart 10 böyle devam eder. Şimdi şöyle bununla ilgili şöyle bu dersimizde ne yapalım? Bir örnek yapalım. Yapacağımız örnek arkadaşlar aylar için yaptım. Bakın aylar şurada arkadaşlar. Bakın yazdık. İşte ayların numarasına göre yazdık. Birden ne var? Ocak var. İkiden ne var? Şubat var. Kaç ay var? 12 ay var. Ayları bir böyle yazdık arkadaşlar. Şöyle sıra numarasına göre. Bir de yatay olarak yazdık. Bakın şöyle şu şekilde. Şimdi bu ikisini de kullanacağız. Şimdi ne yapalım? Şöyle Visual Basic.net'i bir açalım. Şuradan şöyle okey diyorum. Form geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Forma birkaç tane kontrol nesnesi yerleştirelim. Bir tane buton, bir tane text kutusu, bir tane de label. Şimdi şurayı şöyle buradan kapatıyorum. Şunları şöyle bir seçelim. Şöyle buraya aldım. Bakın şöyle. Şu label üzerindeki yazıyı değişelim. Ne diyelim? Şöyle şunu diyelim. Ay numarasını yaz. Ay numarasını yaz. Ay numarasını yaz. Buraya ne diyelim? Buraya da şöyle kısaca bul diyelim. Bul. Şimdi bak ne yapacağım olay şu. Programı çalıştıracağım. Diyelim ki şuraya kaç girdim? Bakalım şuradan mesela bir sayı söyleyelim. Bakın şöyle buraya gelelim. Diyelim ki 8 girdim. 8 girdiğim zaman ekranda ne görünecek? Ağustos. Bunu işte arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Java yapısını kullanarak yapacağız. Şimdi bakın butonu şöyle iki defa tıkladık. Nereye geldik? Butonu click olayına. Şimdi bakın şurayı şöyle bir kopyalayalım. Bakın şöyle. İsterseniz şurayı da şöyle kopyalayalım. Bunları çünkü kullanacağız. Buraya geldim. Şöyle yapıştır diyelim. Bakın. Şöyle. Şuralarda hata var. Neden hata var? Bunları açıklama satırı şeklinde yazmadığımız için hata var. Şimdi bakın hatalar düzeldi. Şimdi bakın şurada ne yaptık? Ayları başta şöyle bir yazdık. Sıra numarasına göre. Ondan sonra şöyle yatay olarak yazdık. Şimdi ben ne yapacağım? Şuraya ben bir numara gireceğim. Girdiğim numarayı arkadaşlar bul dediğim zaman bana işte ayı gösterecek. Şimdi bakın numarayı nereden alacağım? Numarayı text kutusundan alacağım. Ne yapacağım? Burada
text kutusu için bir değişken tanımlayacağım. Dim diyorum. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Şöyle ne diyelim? İstersen şuraya numara diyelim. Numara s tipine ne diyelim? Integer. Şimdi arkadaşlar şu bakın şuradaki şöyle yapalım. Jules yapsın gördük ya. Bunu arkadaşlar ne yapalım? İşlem sonucunu bir değişkende görelim. Bunun için ne yapacağım işlem sonucu için? Şöyle bir değişken tanımlayacağım. Din diyorum. İşlem s tipine ne diyeceğim? Tipine şöyle string diyeceğim. Şimdi devam edelim. Şimdi dedik ki arkadaşlar şurada sayıyı nereden alacağız? Text kutusundan. Bakın burada yazıyor. E ne yapalım? Text'te arkadaşlar numara değişkenine aktaralım. O zaman ne diyorum? Şöyle numara eşittir textbox 1 nokta text. Şimdi ne yaptık? Text'ten gelen numarayı, text'ten gelen sayıyı numara değişkenine aktardık. Şimdi ne yapalım? Gelin şu numarayı şimdi kontrol edelim. Peki onu nasıl yapacağız? Dedik ki bir değişken üzerinde yapacağız. Bakın şu işlem değişken üzerinde. İşlem değişkeni eşittir. Cihose bakın şöyle. Cihose. Parantez aç kapat. Numarayı alıyorum buradan. Bakın şöyle numara diyorum. Numara bakın şöyle numara. Şöyle virgül. Bakın şurayı şöyle kopyala yapıştır yapıyorum. Burayı yazmıştık ya ayları. Copy. Şöyle yapıştır bakın. Şimdi ne yaptık? Aylar arkadaşlar. İsterseniz şurada şöyle kaybedelim. Kodumuz biraz daha net görünsün. Bakın şimdi ben burada ne yaptım? Şuradaki aylar arkadaşlar. Daha önce burada şöyle tırnak içerisinde yazmıştım hepsini. Çift tırnaklar arasında. Onu ne yaptım? Şöyle şuraya kopyala yapıştır yaptım. Şimdi şurada bakın ay numaralarını da yazdım. Bakın şu. Mesela. Haziran nedir? Bakın burada 6'ya geliyor. Şimdi şurada ne yaptık? İşte diyelim ki kullanıcı text kutusuna 6'yı girdi değil mi? 6'yı girdiği zaman ne olacak? 6. Bakalım 6'da ne var? 6'da Haziran var. 6'yı girdiği zaman bakın şurada Haziran. Haziran'ı bir görelim. Haziran değeri ne olacak arkadaşlar? Ekranda görünecek. Haziran değerini arkadaşlar ne yapacağım? Şuradaki işlem değişkenine aktaracağım. Bakın şöyle. Haziran dedik ya. Haziran arkadaşlar burada 6 değerine girdik. Bakın şöyle isterseniz buraya yazalım. Örneği şöyle biraz net bir şekilde görelim. Bakın diyelim ki kullanıcı text kutusuna 6 değerini girdi. 6 değerini girdiği zaman ne olacak? Burada Haziran yazıyor. Bakın şurada Haziran. Bu Haziran değeri ne olacak? Şuradaki işlem değişkenine aktarılacak. E ne yapalım? Şu işlem değişkeninde şöyle mesaj box'ta şöyle bir ekranda şöyle görelim. Ne diyelim? Şöyle ay diyelim. Ay eşittir. Ay eşittir. Birleştir. Ne diyeceğiz? İşlem değişkeni. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Bakın diyor. Ay numarasını yazın. Mesela 6 yazalım. 6 Haziran değeriydi. Bakın ay ne çıktı? Haziran. Veya şöyle ne diyelim işte 12 diyelim. 12 ayı var ya şöyle 12. ayı yazalım. 12. ay nedir? Aralık. E 1. ay nedir? Şöyle 1 yazalım. Bakalım 1. ay neymiş? 1. ay Ocakmış. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.